Siz üşüyeceksiniz ama. Sen üşüme de bana bir şey olmaz. Bana hala doğru düzgün bir şey anlatmadınız. Merak ettin değil mi? Haklısın. Kendinizi benim yerime koyun. Siz bilmek istemez miydiniz? İsterdim. En küçük teferruatına kadar dinlemek isterdim. Hikayenin sonunu dinlemeden de asla bırakmazdım. Anlatın o zaman. Tamam. O zaman daha sıcak bir yere gidelim ha. Anlatacaklarım çok uzun. Neredeyse bir ömür kadar. Bolu'dan biliyorsunuz yani beni. Ya? Evet. Yıllar evvelinden. Ben kunduracının çırağıydım. Bizim dükkanın karşısında köşede manav vardı. Yanında züccaciyeci. Evet evet hatırlıyorum. Ama kusura bakmayın. Sizi çıkaramıyorum bir türlü. Hayat. Hepimizi o kadar değiştirdi ki ondandır. Ama sen... Sen... Aynı. Ben... Ben hayatımda yaptığım her şeyin bedelini ödedim. Hiçbiri de zoruma gitmedi. Sadece... Yapmadığım bir şey, onun bedeli çok ağırıma gitti. Neymiş yapmadığınız şey? Annenin ölümünün arkasındaki gerçek hikayeyi bilmek ister misin? Tekrar başın sağ olsun. Umarım çok iyi bir açıklaman vardır baba. Her sabah 8:30'da dükkanın önüne çıkardım. Aynı saatlerde sen ekmek almaya fırına giderdin. Filede 2 ekmekle 10 dakikaya kadar dönerdin. Sen her gün aynı saatte giderdin. Ben her gün aynı saatte beklerdim. Bıkmadan, usanmadan. Uzak günler.
dün gibi. Ben artık gideyim. Gitme. Bak, seni böyle bırakmam. Müsaade et, seni bizim evde misafir edeyim. Yok, olmaz. Teşekkür ederim, benim kalacak yerim var. Bak, ben akşam evde değilim. Ayhan var ama o da geç gelecek, gece işi var. Yani diyeceğim, tedirgin olacak bir şey yok. Ama seni böyle bırakmam. Gecenin ortasında bir başına... Lütfen. Siz nerede olacaksınız akşam? Ben akşamları... Yani diyeceğim, tedirgin olacak bir şey yok. Seni gece yarısı sokağın ortasında bırakmam. Lütfen.